Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar şu an için? Ya da videoyu izlediğiniz an için neler yapıyorsunuz? Hepinize hayırlı günler dilerim. Ben yazma tığlamaya çalışıyorum. Modellerimi anlatacağım. Bir yazma olsun elimde diye şöyle bir beyaz renkte anlatımı daha çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü beyaz renkte her ipi kullanabiliyorum sizlere anlatabilmek için görsellik açısından her ipi kullanabiliyorum. Yazmayı şöyle ben kenarlarına birazcık çakmak değdiriyorum şöyle. Rahat kıvırabilmek için burada kemtiz. Bunu ben değdirdim tabii yaptım da. Şimdi sizlere de gösterebilmek için hafif çakmak değdiriyorum. Videoya gelirken göstereyim diye arkadaşlara sizlere sunmak için gelirken. Çekim masasına gelirken şöyle salonda çekiyorum videomu. Kapının koluna takıldı. Bayağı bir söküldü yaptığım nokta. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Şöyle elimle biraz kıvırıyorum. Hafif aramı verip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Biraz aramı verip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Biraz aramı verip kapatıyorum. Ben bu şekilde tığlıyorum. Bazen de yazmam çok delinen bir yazma ise iğne iplikle önce kenarını TL yapıyorum. Sonra kıvırıyorum. Bu yazmam güzel çıktı. Ebru marka sade düz yazma. Şöyle kıvırıyorum. Biraz aramı verip kapatıyorum. Şimdi yazma tığlarken arkadaşlar şu elinizi biraz sıkı tutmayın. Bir de ipinizi mutlaka biraz gevşek tutun. Batıp ve kapatırken mutlaka gevşek tutun. Yoksa yazmanız akar gider. O delinmeler en çok sıkı yapan arkadaşların başına geliyor. Ben de bazen sıkı yaptığımda geliyor. Şöyle kıvırıyorum. 2 adet zincirimi çekip biraz aramı verip kapatıyorum. Dediğim gibi elinizi oldukça gevşek tutmanız önemli bu yazma kıvırmada. Sıkı tuttuğunuzda şu eliniz bile burayı zedeler gider. 2 adet zincir çekiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyisiniz inşallah hepiniz. Aslında videolarım var. Fırsat buldukça video çekiyorum. Biraz da biriktiriyorum. Günlük yayınlamalarım dışında. Çünkü malum önümüz 15 tatil ve oğlum benim cuma gününden geldi. İstanbul Marmara Üniversitesi'nde okuyor. İstiyorum ki 15 tatilde onlara biraz daha vakit ayırabilmek, onlarla zaman geçirebilmek, oğlum ve kızımla. Bir de onlar olunca evde onlarla ilgilenirken, isteklerini, arzularını yerine getirirken, fırsat olmadığı zamanlarda video çekmeye, sizden gelen modelleri videoya çekiyorum. Fırsat olmadığı zamanlarda o videolar elimde olsun ve o günler yayınlayayım diye. Biraz da birikim yapıyorum. Ne kadar birikim olursa tabii günlük video yayınlıyoruz. Fırsat buldukça 2 adet zincir çekiyorum. Elimle kıvırıyorum. Biraz aramı verip kapatıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar biraz çakmak değdirirseniz o kenarlara elinizde rahat kıvrılmasını sağlar şu kenarlar. Ben video öncesi değdirmiştim. Yazmayı tığlarken sizlerle de paylaşmak istedim bir kısmını. 2 adet zincir çekiyorum. Biraz aramı verip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Biraz aramı verip kapatıyorum. Bu şekilde. Bu yazmanın tersi burası. Tersine kıvırıyorum. Ben kıvırırken bu yüzü kullanıyorum. Hiç sorun olmuyor. Bu kıvırdığım bu taraf düzü. Ama kıvırırken böyle tersine kıvırarak gidiyorum. Kullanırken burayı hani örümü düz ama yapımı tersi düşmesi hiçbir sorun teşkil etmiyor benim için. Gayet de düzgün duruyor hani. Ters tarafa örülmüş olması bile bu şekilde. Evet arkadaşlar, kanalıma destek olduğunuz için, yorumlarınız için, izlemeleriniz için, her şey için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Önümüz 15 tatil. En azından 15 tatilde çocuklarınıza biraz olsun vakit ayırmanızı isterim. İnşallah vakit ayırırsınız. Hayat telaşından, hayat kaygısından biraz şöyle kenara itip o 15 tatili güzel geçirmelerini sağlayabilirsiniz elinizden geldiğince. Hepinize teşekkür ederim.
Rabbim çocuklarınızı en güzel yerlerde görmenizi nasip etsin. İnşallah hepinize en güzel mevkilerde görmek nasip etsin. Kanalıma abone olduğunuz için, destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Çok ani bir video oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.